Merhaba sevgili rastseverler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 15 Eylül 2020 günlerden salı, saatlerimiz 01.09'u gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar bugün 15 Eylül 2020 günlerden salı, gündüz programı Ankara'da koşulacak. 10 koşuluk bir programla başlıyor. Burada sırasıyla Ankara 1. ve Ankara 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Öncelikle Ankara 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür ederim. Kanalımız 19.000'i de aştı arkadaşlar. Kanalımıza destek olan, kanalımızı öneren, abone olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Eğer sizler de kanalımıza abone değilseniz, kanalımız ücretsizdir sevgili yarışseverler. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Sevgili yarışseverler diyerek ben 15 Eylül 2020 Ankara 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 10 koşuluk program var. 15 Eylül 2020 Salı günü 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla start alacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı altılı ganyan ilk ayağı. Arkadaşlar ben bu rakiplerinin geçmesini beklediğim bir safkan var. Sayın Cem Kaan Parsa'a ait Mars Valley'nin tayı 1 numara Bougie. Arkadaşlar safkan sanki çimin üstünde koşuyor, sanki asfaltta koşuyor. O kadar çok hırslı koşuyor ki sanki kumu tanımıyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Her iki koşusunda da güzel koştu. Biliyorsunuz daha önce çim pistte de etkili bir yarış çıkarmıştı. Ben 1 numara Bougie isimli safkanın bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde bu rakiplerini tekrar geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma 1. altının 1. ayağında 1 numara Bougie isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılılara banko bir isimle başlıyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı ganyan 2. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışı. Burada da bütün safkanların yarışını izledim ama bir safkan var ki arkadaşlar adeta atın içinden at çıkıyor derler ya. O şekilde bir yarış kazandı. Çok beğenimi kazandı. Sayın Melek Ciğer'e ait bir numaralı Efelerin Nefesi. Agresif o temsilcisi. Bir numara Efelerin Nefesi. Ben bugün tekrar Vedat Abiş İdaresi'nde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Ve ilk iki ayağı 1-1 şeklinde değerlendirdik. Ve altılı ganyanın üçüncü ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada yine son yarıştaki performanslarını bu yarışa da yansıtması durumunda 1 numara Cavare Dossi. Evet, 1 numara Cavare Dossi isimli safkan bugün 62 kilo sikletine rağmen Mahsun Turan idaresinde bu rakiplerini geçebilir arkadaşlar. Dikkat diyerek 1. şanslı isim olarak veriyorum. Yine son yarışında özellikle sonlardaki aksiyonları çok güzeldi sevgili yarışseverler. Native Khan temsilcisi 7 numaralı Kalkan Dere. Bugün Emrah Sincan idaresinde piste çıkacak 7 numara Kalkan Dere'de. 1 numara Cavare Dossi'nin kötü koşması durumunda ilk rakip olacak isimdir. Bugün bu safkan bomboş koşuyor. 50 kilo sikletiyle start alacak. Yeter ki safkana güzel çalışılsın. Ben 7 numara Kalkan Dere'nde bugün 1 numara Cavare Dossi'ye sıkı rakip olacağını düşünüyorum. Yine 8 numaralı Prenses Gold'da özellikle şimdi çok etkili yarışları var. Özellikle beğenimi kazandı son iki yarışında bu safkan.
Pan River temsilcisi, yine Bosporus torunu 8 numaralı Prenses Golda da bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Direct Win isimli safkan arkadaşlar. Yine çok etkili, çok güzel bir yarış koştu. 4 numaralı Direct Win bugün benim 4. şanslı ismim olacak. Çünkü Saadettin Boyraz idaresinde yine 2 numaralı Eloin ve 3 numaralı Tınas oldu. Bugün jockey Velat Demir idaresinde bu grupta etkili olacak isimdir. Burada bir safkan kalıyor arkadaşlar, önermediğim. Esasen çok kaliteli, çok iyi bir safkan ama bir türlü safkan kendine gelemedi. Altıma Black Grape geçen sene özellikle Taylan'da yeşil ışık yakıyordu. Bu sene belki sürpriz yapabilir. İsteyen arkadaşlarımız Altıma Black Grape'i de kuponlarına yazabilir. Burayı da hepsi şeklinde değerlendirmiş oluruz. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da 3 numaralı Silver Tay. Yine beğenimi kazanan bir isim. Özellikle son yarışlarında etkili bir yarış çıkardı. Volga 2'nin torunu, Bilgi'nin temsilcisi 3 numaralı Silver Tay bugün Ercan Çankaya idaresinde benim 1. şans safkanım olacak. Yine 2 numaralı Atar Damar. Arkadaşlar bu safkanda bir Şilan yavrusu, bir Haber Batur torunu ve bir Turbo temsilcisi bugün Özcan Yıldırım idaresinde 2 numaralı Atar Damar'da ilk 2 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 4 numaralı Mardinli eğer startta fazla takılmazsa bu grupla idare edebilecek güç ve kapasiteye sahip, bu grupla başa çıkabilecek güç ve kapasiteye sahip diyeyim arkadaşlar. Bugün Akın Süzen idaresinde Ay'a Bakan temsilcisi 4 numaralı Mardin'i de benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Piyanist arkadaşlar bir önceki koşusunda çok etkili bir yarış çıkarmıştı. Koşur temsilcisi bugün Ali Kaçmaz idaresinde piste çıkacak. Yine benim burada şans verdiğim isimler arasında 1 numaralı Taşeron ve 6 numaralı Albert isimli safkanlar olacak. İki ayakta aradık arkadaşlar özellikle. Ve Altıgan'ın 5. ayağına geçiyorum. Altıgan'ın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı bir yarışla devam edecek. Burası da Cop de Roy koşusuymuş arkadaşlar. Burada da yine maiden koşu, zor koşu, ilk defa koşan safkanların birincilik mücadelesi olacak. Burada da 7 numaralı Citronella isimli safkan. Saadettin Boyraz idaresinde piste çıkacak. Sayın İbrahim Aracı'ya ait Natural Khan temsilcisi. Özellikle anne tarafından Pivotal torunu eğer pedigrisinin hakkını verirse bugün bu rakiplerini uzak geçmesi normal sonuç olur arkadaşlar. 7 numaralı Cintrolla isimli safkanı 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Endless Seas isimli safkan. Samet Erkuş idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Endless Seas isimli safkan da benim 2. şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Divine Spite. Evet arkadaşlar Divine Spite isimli safkan bugün yine Apprentice idaresinde piste çıkacak. 1 numaralı Divine Spirit'te 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Miloçka. Yine ilk defa koşacak bir safkan. Bir altısı tiyatro torunu. Bir Kaptan Rio temsilcisi. Bugün Akın Süzen idaresinde yine bu grupta etkili olacak isimlerden. Yine 6 numaralı Skyline. 3 numaralı Joppe. 3 numaralı Yuppe arkadaşlar. Yine 5 numaralı Run for Peak. Ve 2 safkan kalıyor. 4 numaralı Nallıhan ve 9 numaralı Yusra Bebek isimli safkanları da yazıyorum. Burada da sürpriz arıyorum sevgili yarışseverler. Az sonra 6. ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan analizim olacak. Özellikle onu dinlerseniz çok cesaretli bir oyun yapacağım arkadaşlar. Ve altılı ganyanın son ayağında İki safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe çim pistte koşulacak Handikap 16 yarışı programın kapanış koşusu. Özellikle son yarışında sizlere banko olarak vermiştim. Biliyorsunuz Altılı Ganyan'ın ikinci altının 5. ayağında koşuyordu.
Victor Galop temsilcisi Rising Sol arkadaşlar. Gerçekten çok eşkalli, gerçekten çok yapılı bir safkan. Özellikle son yarışında dış kulvardan yaptığı istekli fleler, istekli ataklar kayda değerdi. Ben bu safkanın daha üst gruplarda yarışlar kazanmasını bekliyorum. Ve bugün bu safkanda yine bank olarak değerlendirilebilir. İki tekimiz var programda. Sonuçta aramak da lazım ama ben buraya bir safkanla arayacağım. Eğer 4 numaralı Rising Sore isimli safkan kötü koşarsa ben 1 numaralı Ay Çiçeği isimli safkanı değerlendireceğim. Ardı ardına Bursa pistinde güzel yarışlar çıkardı. Ama son yarışı grup yarış koştu. Nina Hatun koşusu koştu arkadaşlar 1900 mesafe içinde. Çok da uzak bitmedi. Hatta son 200'e kadar 6. 7. konumda geldi. Sonlarda safkanın tabelaya giremeyeceğini anlayınca o günkü jokeyi safkanı kantarmaya aldı ve adeta durdurdu arkadaşlar. Ben bugün 1 numaralı Ağaç Çiçeği isimli safkanın da 4 numaralı Rising Sore isimli safkanın kötü koşması durumunda devreye gireceğini düşünüyorum. Burayı da 4-1 şeklinde öneriyorum. Ve ufak altılık ayağın analizi bu şekilde olacak. Altılık ayağın ilk ayağı 1 numaralı Boji isimli safkan Mert Gökalp Arslan idaresinde Banko ismi olacak. Yine altılık ayağın ikinci ayağında 1 numaralı Efelerin Efesi sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu rakiplerini geçecektir diyorum ve fark da yapacaktır diyorum. Tabii ki at yarışı bu, çok büyük iddiam da yok ama son yarış performansına göre bugün Vedat Abiş arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 1 numaralı Efelerin Efesi de bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine altılgan 3. ayağına geçiyoruz. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışında ben 1 numara Cavaradossi'yi, 7 numaralı Kalkan Dereli, yine 8 numaralı Prenses Golda ve 4 numaralı Direct Win isimli safkanları bu koşuya sırasıyla öneriyorum. Buradan 2 safkan çalıp altılık ayağının 4. ayağına geçiyorum. Altılık ayağının 4. ayağı 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışta devam ediyor. Burada da 3 numaralı Silvertay ilk şans verdiğimiz isimdi arkadaşlar. Yine 2 numaralı Atar Damar. Özellikle bir Şilan temsilcisi, bir turbo yavrusu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde 2 numaralı Atar Damar'dan da farklı bir yarış bekliyorum. Fazla startta takılmazsa kaliteli safkan 4 numaralı Mardinli'de bugün Akın Sözen idaresinde benim 3. şans vereceğim safkandır sevgili yarış severler. Yine 5 numaralı Piyanist, 1 numaralı Taşeron ve 6 numaralı Aybet deyip bu ayakta da arıyorum. Ve altılganın son ayağına geçiyor. Son ayağına geçiyorum arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Altılganın 5. ayağına geçiyorum. Ufak altılarda altılganın 5. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı bir yarışı. Burada da 7 numaralı Citronella isimli safkan Saadettin Boğraz idaresinde 1. şans safkanım olacak. Yine 2 numaralı Endless Seas, 1 numaralı Divine Spite ve 8 numaralı Malocha isimli safkanları önereceğim. Yine altılganın son ayağında arkadaşlar ben 4 numaralı safkanı, Rising Sore isimli safkanı günün bankosu olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.